Alo. Efendim. Efendim, buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İzmir'den arıyorsunuz Rıdvan'cığım. Nasılsın, iyi misin bir tanem? Evet, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl görünüyoruz? Bak, kilolu görünüyorum, ha, aldanmayın. Aslında harika, harika görünüyorsunuz. Bak, yani beni gören normalde şaşırıyor. 58 kiloyum yani. Burada ekranda biraz kilolu. Hayır, maşallah. Hayır, biz sizi kilonuz kadar seviyoruz. Ay, o zaman az seviyorsun. Sen her zaman güzelsin. Teşekkür ederim. Yüreği güzel 3 insan görüyorum orada. Herkese selamlıyorum. Bütün Rumeli TV çalışanlarını. Bütün müzisyen arkadaşlarımızı. Orada çok sevdiğim Uğur abim var. Evet. Özellikle onun için aradım ben bu akşam. Biliyorsunuz. Rıdvan bugün çok sağ ol. Son 2 yıldır. Hanım abim, ellerinden öperim. Son 2 yıldır Türkiye çok büyük kayıplar yaşıyor sanat camiasında. Yani yaprak dökümü yaşıyoruz. Bu insanların iyi bir yere gelmesinde tabii ki arkalarındaki müzik yönetmenlerinin, müzisyenlerin çok büyük katkıları var ve bunlar aslında gizli kahramanlar. Yani bugün yapılan iyi albümlere baktığınız zaman, klasik albümlerine baktığınız zaman çok iyi duayen müzisyenlerin olduğunu görüyorsunuz. Ve bugün halen bu insanların biz 30 yıldır eserlerini severek dinliyoruz. Sağ ol, sağ ol canım. Canım abim. Uğur Bey, Uğur Bey gerçekten kişiliği, karakteri çok mütevazı bir insan. Türkiye'deki bütün değerler, Türkiye'deki bütün değerlerin yetişmesi o kadar zor ki, çünkü müzik zaman içerisinde, ben sizin lafınızın arasına karıştım, kusura bakmayın. Zaman içerisinde her şeyde olduğu gibi müzik de dalgalanıyor yani. Çünkü ekonomi de öyle, müzik de öyle, insan hayatı da öyle. Hiçbir kimsenin hayatı yukarıya ya da aşağı doğru devam etmiyor. Herkesin hayatı dalgalı biçimde devam ettiği için de müzik de aynı bu şekilde devam ediyor. Ve bütün bizlerin yetiştirmiş olduğu bütün değerlere çok saygıyla önlerinde eğilerek hürmet etmek gerekiyor. Çünkü bir yerlere gelmek o kadar zor ki Türkiye'de. Amerika gibi değil yani Türkiye. Çok doğru. Türkiye'de de katılıyorum. Tabii. Aksine ama, Türkiye'de daha kolay. Evet. Ama Avrupa'da öyle sanatçı, burada şimdi herkes sanatçı değil. Burada şarkıcı çok. Sanatçı çok az. Sanatçı yok yani. Sanatçı demek yaptığı işi bilmek demek her anlamıyla. Aslında Türkiye'de yani, önüne gelen herkes olabiliyor. Herkes parası olan herkes sanatçı olabiliyor. Herkes elinde Avrupa'da öyle bir şey yok yani. Bakıyorsun mikrofonu sen, nasıl benim bence ya? Bence hep yanlış konuşuyorsun. Deminden beri dikkatimi çekti. Ya onun küçük yaşına ver. Yaşına ver. Sen yanlış konuşuyorsun. Bilinçsiz konuşuyorsun laf olsun diye. Türkiye'de çok meşhur olmak çok basit. Paran olduğunu meşhursun. Ama Avrupa'da öyle değil. Orada bir kriter var. Avrupa'da öyle. Doğru. Paranla maranla gidip de insanlara kendini beğendiremezsin. Size o zaman örnek vereyim hemen. Bir tane Beyoncé var, Jay-Z var. Onlar nasıl olacak? Onlar Beyoncé, da yani çok iyi. Beyoncé dünya çapında bir ses ver. Ama onlar da parasıyla olmuşlar. Hayır canım, ne alakası? Onlar da paralarıyla oldular yani. Ama çok orada, da şimdi hak ediyorlar da. Şimdi parasıyla da olmuş olsa hak ediyorlar. Beyoncé'den bahsediyoruz. Yani Beyoncé diyorsun yani. Parayla, bir yere gelenler. Rıdvan, nereden açtın sen bu konuya bakayım babam? Valla ben genelde böyle ortamları çok karıştırırım sanat camiasında. Canım benim ya, canım benim. Uğur abinin çok sevdiği bir parçası vardı. Onunla giriş yapmıştı. Ben biraz ondan okuyayım isterseniz ona. Hadi onu oku. Çok seviyorum çünkü. Mutlu günlerimiz şimdi nerede? Ne varsa aldın götürdün bende. Evet, bir kaset lazım bana. Tabii yapalım. Yok abi. Ama Türkiye'de işte bu kadar kolay sanatçı olmak. Bak sen, bak gördün mü? Yapalım dedin. Sen ya, yaptın. Rıdvan da sanatçı yaptın. Rıdvan benim kardeşim, arkadaşım. O yüzden ona kıyak geçebilirim. Ama şey Uğur, bundan sonraki programlarda... Rıdvan'cığım kal bir saniye, sen de dinle bir tanem. Bundan sonraki programlarımızda her hafta bir ünlü konuğum olacak. Bir de güzel seslere, güzel yorumlara yer vermek istiyorum. Neden istiyorum? Bence de. Genç seslere, yeni seslere. Sesini, evet, çok iyi biliyoruz. Yeni seslere vermemiz atıyorum, var. Sinan Zor Bey'in sesini çok iyi biliyoruz. Bu ünlüyü çok iyi biliyorsunuz falan filan. Ama çok da güzel yorumlar var. Kıyıda köşede kalmış. Bence çok güzel bence yorumlar de var. Bundan sonra yani... Onları çıkarmakta fayda var. Zaten bugün bu hafta dekorumuz da yetişmedi. Eksiklerimiz var. Ne olur kusurumuza bakmayın. Özür diliyoruz eksiklerimizden dolayı. Ümmü Hanım, biz... Bir albüm de sana yapalım. Haberin olsun. Herkes hayır, yapıyor. Bak, efendim Rıdvan'cığım. özellikle Ümmü Hanım, sizin Uğur Bey'le çok güzel bir çalışma yapacağınızdan eminim. Ve biz bunu heyecanla bekliyoruz. Uğur Bey'in yeni albümüyle ilgili de sosyal medyada bayağı bir...
takip var, istek evet, var. Kesinlikle. Tanımur Bey'in yoğunluğundan. Yeni stüdyo açtı. Çünkü yakından takip ediyorum. Yoğunluğundan dolayı o biraz uzattı. Yani bununla ilgili artık inşallah bu baharda sizin olsun, Uğur Bey'in olsun yeni albümlerini dinlemek artık istiyorum. Çünkü biraz renk gelmesi lazım. Çünkü büyük sanatçıların çoğunu yitirdik. Siz geriye sesi güzel kalan insanlarsınız. En azından bize bu acıları biraz dindirmek açısından bir an önce şu albümlere ağırlık verirseniz çok mutlu oluruz. Rıfmancığım, iyi albümler hemen olmuyor. Emek işte verilerek ya, evet, zaman içerisinde evet, anca evet, böyle güzelleşiyor. Yok bu yakışmadı, bu hani detay meselesi, yoksa 15 günde bitiyor kaset, 20 günde bitiyor ama... Bak biz 2 yıldır çalışıyoruz sevgili arkadaşınla Uğur'la, 2 yıldır çalışıyoruz. Hala bir takım şeyler netleşmedi. Yani kafamızda netleşti ama... Tabii şarkının yani, iyi olması, işte sanatçıya yakışması, mesela, bütününe halka bakıyoruz, nasıl ne gelebilir, ne verebilir. Bütününe bakıyoruz, mutlaka bir eksik buluyoruz, hadi diyoruz bunu çıkaralım, başka bir parça arayışına giriyoruz. Dolayısıyla evet, Uğur Bey'in evet, de dediği gibi güzel olan hiçbir şey hemen olmuyor. Olmaz. Zaman, zaman, maalesef, zaman. Maalesef, o zaman da maalesef, çok kısa bir zaman, çok kısa. Rıtma seni seviyoruz bir tanem, seni seviyoruz. İzmir'e, İzmir, İzmir, memleketim İzmir. Kucak dolusu sevgiler. Ben de sizleri çok seviyorum. Rıtma, Rıtma! Gitti öldü adam, gitti Allah karası Rıtvan gitti. Bak Rıtvan, ben bile CD'nin içine şarkı koyamıyorum. Boş CD. Bu güzeldi. Boş CD. Kalendercim bir parça okuyacak mısın bize? Okuyacağım. Bir tane? Evet.